Değerli izleyiciler, Alaaddin'deyiz. Alaaddin Acıpayam'a bağlı bir mahalle şu anda ama eskiden çok güzel bir belediyelikti. Alaaddin Acıpayam'a varmazdan önce kaç kilometre önce? 6-7 kilometre önce mutlaka buraya sapın, bu güzelliği görün. Yanımda Alaaddin'li ünlü iş adamımız Halil Pekdemir Bey var ve çok değerli işleri var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız Halil Bey? Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Önce hem sizi hem hanımefendiyi tanıyalım. Tabii ki. Eşim Gülseren Pekdemir. Ben Halil Pekdemir. Halil Pekdemir deyince Denizli'de, Türkiye'de tabii Pekdemir Çiftliği adıyla sizi tanıyoruz. Evet. O Pekdemir Çiftliği, üç harfli büyük marketlerle kahramanca savaşan ünlü iş adamı işte karşımızda. Evet. Siz Alaaddinlisiniz. Evet. Alaaddin'in güzelliklerini ben sürekli anlatıyorum ama bir de sizden dinleyelim. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle bir konuşmaya bize vesile oldunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Tabii Alaaddin doğumluyuz. Eşim de Alaaddin doğumlu. Biz de Alaaddin doğumluyuz. Ben 1961 yılında burada doğdum. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldik. Neticede babamız gerçekten burada köyümüzde tütün, soğan güveri, kavun, karpuz, sebze, meyve gibi üretimlerimiz vardı. Biz 6 kardeşiz. En büyüğümüz başkomiser de emekli oldu. Onun küçüğü ticarette. Benim büyüğüm İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yaptı, sonra dekanlık yaptı, şimdi emekli oldu. Ben de burada işte doğdum, büyüdüm. Burada eski okul vardı. Pekdemir Çiftliği burada dediğimiz okudum. Çiftliğin kökü burası, burası mıdır diyorsunuz? Yani burada ürettiğimiz tarımsal ürünleri biz Denizli'ye götürüp satışa başladık diyorsunuz. Evet. Başlangıç hikayemiz bu. Aynen, işte burada dünyaya geldik, burada büyüdük. Benim küçüklerim var, bir tane genel cerrah kardeşi var, bir tane de baş hemşirelik yapan kız kardeşimiz var. Neticede biz burada çiftçi bir ailenin çocukları olarak büyüdük. 4 tavuğumuz, bir tane sağılır ineğimiz, bir tane eşeğimiz, 2 tane beygirimiz vardı, atımız vardı. Tarım işleriyle tütün tarlalarında büyüdük. Ekin, arpa, buğday hayvanlar için, kendimiz için yetiştirirdik. Bu dağlardan ben eşeğimizle çok odun getirdim. Diyorsunuz. Öyle bir geçmişimiz var. Alaaddin'i seviyoruz. Alaaddin'imiz çok güzel, toprakları verimli, arkası dağ, görünüm, güzellik olarak. İnsanı güzel, insanı doğası güzel, havası güzel, havası suyu, güzel. Her şeyi güzel Alaaddin'in. Evet, biz buralarda bu şekilde çalışarak büyüdük ve sonra içimizde okuyanlar oldu, okumayanlar oldu. Ben okumayanlardandım. Ama siz sonradan yüksek lisans seviyesine kadar okudunuz. Ben hep takip ediyorum ve takdirle hep yorum yapıyorum biliyorsunuz. Sonradan okudum. İşte burada önce bu okulun yerinde kalın duvarlı çok eski bir yapı vardı. Orada okuduk. Sonra yanında yetmedi bir okul daha ilave edilmişti. Ama şimdi değerli izleyiciler, okul eski bir okul anlatıyor Halil Pekdemir Bey kendi okulunu ama şimdi arkamızda modern çok güzel bir Hacı Hasan Hüseyin Pekdemir'lik okulu var. Peki kim Hacı Hasan amcamız? Evet, nasip oldu. Babamın adına burada bir okul yani yaptı. Özellikle bu tarz bir desteğiniz için bu köye ben kendi adıma şahsen çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Pekdemir ailesi hepimizin evine girer. Evet. Neden girer? Pekdemir Çiftliği poşetiyle biz sürekli her yerde kullanırız bu poşeti. Evet. O yüzden hep biliriz. Burada Hacı Hasan Hüseyin Pekdemirlik Okulumuz var. Evet. Sizin katkınızda bir yapılan başka. Bir de Kur'an kursu yaptık. Bir de Kur'an kursu var. Hemen çarşı merkezinde. Ama sadece Alaaddin'de değil, Denizli'de de var zannediyorum. Denizli'de de bir 90 kişilik İlahiyat Fakültesine kız yurdu yaptık. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Cami yapılışında da biraz katkımız oldu burada. Çok teşekkür ederiz. Denizli'de de başka alanlarda katkılarımız ben oldu. Ben kendi adıma şahsen biliyorum değerli izleyiciler. Yine Alaaddin köyümüzde okuyan öğrencilerimize eğitimlerini alması için ayrım yapmadan yaklaşık her üniversiteye giden ailesinin durumu müsait olmayan ailelerin çocuklarına da yaklaşık 15 yıldır burs vermek suretiyle köyümüzde okuyan çocuklara destek veriyoruz. Çok sağ olun. Yani bunlar anlatılır. Yani değeri o kadar önemli ki her bir çocuğun okuması. Biliyorsunuz ben bir üniversite hocasıyım. O çocukların neler çektiğini, ne zorluklarla okuduklarını bir fiil her gün görüyorum. Evet. Ekonomik düzen
biraz da zorlanınca çok önemli burs kaynakları. Evet. Peki Denizli'de kaç marketimiz, kaç mağazamız var? Şöyle biz tabii burada o çiftçilik yaparken aile olarak karar verdik bir yumurta tavuk çiftliği kurmaya. Kafes sistemi, o zaman yer tavukçuluğundan kafes tavukçuluğu ilk defa biz hayata geçirdik, aile olarak yaptık. Denizli'de onun yumurtasını satmak için bir dükkan açmıştık. İlk dükkanımız İstiklal mi? İstiklal'di. Evet. Siz de bizim komşumuzdunuz. Evet, ben komşularıyım. Yaklaşık herhalde bir 45 yıllık komşuyuz değil mi? 1979 yılında evet. Başladı. Biz oraya sonradan geldik. Doğru. 45 doğru. Yıldır ben 40, o dükkanda evet. Alışveriş evet. Yapıyorum. Evet. Mağaza müdürleri bir şeyin yerini değiştirince evet. Bu niye değişti diye hemen mağaza evet. Müdürüyle sonuçta bir tartışıyoruz. Evet. Eski yerine koydurtuyoruz. Evet. Evet. Yani öylesine birlikte evet. iç içe olduğumuz bir aile evet. Pekdemir evet. ailesi. Sonra orada yumurta satışı yaparken evet. Tabii Pekdemir çiftliği diye tabela koymuştuk. Gelen müşterilerimiz tavuk yumurta satarken yanında işte peynir, zeytin, tereyağı, şarküteri ürünleri istemeye başladılar. Öyle olunca biraz önce şarküteri sonra marketleştik. Hamdolsun Denizli'de işte 79 yılında başlayan sonra aile içinde bir görev taksimi yapıldı. İşte o bizim büyüğümüz vardı. O akademik hayatı tercih etti. Ayrıldı. Biz iki kardeş olarak ticareti devam ettirme kararı aldık. İşte İstiklal Caddesi'ne ben geçtim. Bayram yerinde de babamla abim geçti. Sonra işte eşimle, çocuklarımla çalışmaya başladık. Hamdolsun bugüne geldiğimizde bugün Denizli'de, Aydın'da, Manisa'da, Afyon'da 4 ilde yerel marketçilik yapıyoruz. Bunun yanında yaparken petrol istasyonu işine girdik. Onunla ilgili de faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu arada yine Türkiye'nin çeşitli illerinde akaryakıtın taşıtmatik satış pazarlama ekibimiz var. Orada da büyük bir çalışma ekibimiz var. Onlarla devam ediyoruz. Süreç içerisinde bir sektörel olarak sera, topraksız sera üretimini karar verdik. Yaklaşık 120 dekar bir sera kurduk. Onu 13 yıl işlettik, ihracat yaptık yurt dışına. Ama 6 ay önce onu devretmek suretiyle ondan ayrıldım. Besi yapıyoruz. Kendi marketlerimizin et ihtiyacını, büyükbaş besimiz var. Etlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Bunun yanında da yine jeotermal kaynaklı elektrik üretimi yapıyoruz. Bu şekilde faaliyetimiz var. Yaklaşık bünyemizde de ciddi bir yol arkadaşımız var. 1250 civarında da bir yol arkadaşımız var. Tabii bu işlerimiz devam ederken de bir taraftan da sosyal faaliyetlerimiz oldu. Bugün de biz Halil Pekdemir'le Taşkın Dede Yemek evet. Hayrına geldik. Evet. Yüzlerce yıllık belki de 750-800 yıllık evet. bir hayır duası için buradayız. Biraz evet. sonra orada da konuşalım evet. Halil Bey. İnşallah. Yani, vallahi ben sizi evet. kendi adıma tebrik ediyorum. Alaaddin'in dağlarından, tütün tarlalarından evet. bu evet. kadar büyük bir holdinge dönüşmek evet. hiç kolay değil. Ve köyünü unutmayan bir iş adamı, patronla evet. beraberiz. Evet. Burada olmamız da bunun işareti. Evet. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun, var olun. Sağ biraz da Taşkın'da konuşalım İnşallah. İsterseniz. Olur mu? Olur hocam. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir konuk ettiniz bizi. Sizin de bu ilginiz, alakanızda ben çok mutlu oldum. Gerçekten hem tarihimizi hem geçmişimizi sizin sayenizde çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Teşekkür var ediyorum. Olun. Değerli izleyiciler, şimdi Alaaddin'e doğru gidelim, biraz köyü gezelim. Sonra da Taşkın Dede Yemek Hayrına doğru yola çıkalım. Görüşürüz. Değerli izleyiciler, yine çok güzel bir yerdeyiz. Denizli ilimiz, Acıpayam ilçemiz, Alaaddin Mahallesi. Bizim dilimizde Alaaddin köyümüz. Arkamda Alaaddin'i simgeleyen Denizli Horozu. Denizli Horozu aslında Denizli'yi simgeler ama bütün köylerimiz, ilçelerimiz de aynı şekilde horozu sever. Bugün Alaaddin'i sizlerle biraz konuşacağız, Alaaddin'i tanıtacağız. Ama esas gelme nedenimiz Alaaddin'de bugün Taşkın Dede Hayrı var. Taşkın Dede Hayrı, Alaaddin Han'ı anma etkinlikleri. Taşkın Dede olarak bilinen Alaaddin Han, Alaaddin köyümüzün kurucusu. Bunun hatırına her yıl işte Mayıs ayı Hıdrellez zamanlarında bir yağmur duası yapılır.
yemekler hazırlanır. Bu gelenek belki de 800 yıldır bu topraklarda devam eder. Bugünkü hedefimiz size bu yüzlerce yıllık geleneği birebir göstermek. Hadi gidip görelim. Değerli izleyiciler, Alaaddin'de Efe heykelin önündeyiz. Demek ki buranın bir sanat yönü olmalı dedik ve karşımıza Kaymak ailesi çıktı. Kaymak ailesinin üyelerinden çok değerli Türk Halk Müziği sanatçımız, Kültür Bakanlığı sanatçımız, müzik öğretmeni Kadriye Kaymak Hanım'la beraberiz. Değerli hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi Alaaddin'de konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür Şimdi ederim. Şimdi bu heykel neden Alaaddin'de? Her yer Efe midir burada? Niye böyle güzel bir heykel yapmışlar? Ne yazıyor değerli izleyiciler? Okuyayım yazıyı da. Haydi efem kalk ayağa da meydan yiğit görsün. Demek ki Alaaddinliler yiğitlikleriyle ünlü. Evet. Bize aynen. Biraz anlatın hocam bu hikayeleri. Burada Pamukkale ile Efe'leri yapmışlar. Güzel olmuş, güzel bir heykel olmuş. Alaaddin aynı zamanda tütünüyle kavunuyla meşhur ama aynı zamanda kültür ve sanat etkinlikleriyle de ünlüdür. Yani bütün öğrenciler burada okudu. Ben ilkokulda okurken halk oyunu oyunları oynadım. Alaaddin'de köy meydanında ilk halk oyunu oynayan kızlardan birisiyim. Hatta babama demişler senin kızın orada oynuyor. Eyvah eyvah. Ama babam da benim kızım oynardı, okurdu demiş. Evet. Aynı zamanda ilk okuyan kızlardanım. Maşallahınız var hocam. Şimdi Kaymak ailesi Denizli için çok önemli. Hmm. Kaymak ailesinden biraz bahsedelim. Kimler var? En başta Mansur abim Kaymak var. Evet. Türkiye'nin en önemli değerlerinden. Evet. Siz varsınız. Kadir abim var. Kadir Bey müzik var. O da müzik öğretmeni. Osman abim var. O da bağlama çalıyor. Evet. Sonra Kadriye Kaymak müzik öğretmeni. Evet. Yeğenlerimden müzikle uğraşanlar var. Evet. Yani ben de tam işte, bir Ocak aile değil aynen, mi? Aynen. Evet. İşte kendi öz kültürümüzü, öz müziğimizi gelecek nesillere aktarmak için savaşıyoruz. Denizli'de sizin bir Anadolu Kadınları müzik grubunuz da var. Onu da anlatalım mı değerli izleyicilerimize? Buradan çıktık gittik. Şu an ben burada çok duygusalım. Kendi köyümdeyim. Kendi köyümüz çünkü. Köyümde olduğu için karşımda da okuduğum. Ben de bu köylerdenim. Annem İlkokul. Şu karşıdaki Yubrutaş köyünden. Ha öyle mi? Evet yani hepimiz Acıpayanlıyız. Kendi okuduğum okulu görünce böyle daha da böyle duygusal oldum. Buralarda çok beş taş oynadık. Evet. Yani çok oyun oynadık. Denizli'de Anadolu Sanat ve Müzik Derneği kurduk. Emekliyim ben, emekli müzik öğretmeniyim. Anadolu Kadınları Türk Halk Müziği Topluluğu var. Bir de Anadolu Türk Halk Müziği Topluluğum var. Bir de Çocuk ve Gençlik Türk Halk Müziği Topluluğum var. Bunların hepsini birden yürütmeye çalışıyorum. Maşallahınız var hocam. İşte TRT'de de birçok programlar yapıyoruz. Sizinle yaptık, evet, yapıyoruz. Daha önce yaptık bizim dedik. Etkinliklerimize evet. Geliyorsunuz, televizyonunuzda yayınlıyorsunuz. Kültür adına ne yapılacaksa yapmaya Alaaddin çalışıyorum. Alaaddin tam bir Ocak değerli izleyiciler. Çok güzel bir köydeyiz. Tabii bu Efe heykelinin buraya konması bir tesadüf değil. Alaaddin'li gümüş diş Efe var. Adına türküler yazılmış. Evet. Bilir misiniz türküyü hocam? Bilirim. Azıcık söyleyelim mi? Onu şimdi söylemeyeyim. Siz bilirsiniz. O zaman uygun bir zamanda sözünüz olsun. Tamam söz. Gümüş diş Efe, milli mücadele zamanında bu bölgeyi örgütleyen, Anadolu'nun düşmana karşı savunmasında görev alan Efe'lerden biri. Yani çok önemli bir köydeyiz değerli izleyiciler. Şimdi Taşkın Dede'ye doğru gidelim. Yanacak vallahi. Böyle yanacağız işte. Nerede? Benim hocam belki.
Gelin öğrenin. Yemin dolu. Al. Kadınlar için de oradan bir daha şey de. Ben cimriyacakımızı öyle direkt yapeseydik ya buraya. Dur bir dakika. Kemikler köpekler, ne olur köpekler yüzümüz. Ben kucak bulurum. Gel aşağıya ver köpeklerimiz bana. Lan ben kız yapma. Lan da bak, bak. Bakın şuna. Burayı ki. Nereye üstlerine çok güçlü. Lan da bak, al gel. Al gel oğlum, al gel. Al gel. Ey delikanlı. Buyur abi. Şey adamdaki bir şeyler al üstüne gibi. Gel. Yeti. Uyanı gel. Uyanı gel. Geti. Süpürmeye gerek yok ya. Üstüne nasıl yazıyorsun? Elim taşıyamazsın. Bir de süpürdüğümde ama her yeri. Abi kolay gelsin. Hayır işler. Sağ olun abi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayır işler. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hayır işler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esnaflarımız da yerini almış. Ağaçların içi her taraf insan. Yani vatandaşlar çok rağbet gösteriyor. Çok kalabalık oluyor. Burası. Kendi oracımız karşılıklımızda gelmiş. Devam, devam. Nereye gidiyorlar? Biraz önce bayağı. Merhaba, merhaba. İbrahim. İyilik, çekime geldik. İyi, güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz de hoş geldik. Kolay gelsin. Hoş bulduk, nasılsın abi? Vallahi iyiyiz, ilk defa şöyle geliyorum. Mustafa, hoş geldik. Burası süper, süper. Aleyküm. Hoş geldin. Aleyküm selam, hoş bulduk, hoş bulduk. Allah kabul etsin. Sağ ol. Kronik oradaydı. O benimki değil. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Rica ederim. Selamünaleyküm. Baba nasılsın, iyi mi? Teşekkür ederim abi. İyiyiz. Allah iyilikler. İyiyiz. Çekime geldi bakalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sadece Alaaddin'den değil, şehir dışından da insanlar var. Nasılsınız abi, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Belgesel çekeceğiz, televizyonda izlersiniz sonra. Abi Bey, sağ ol. Merhaba. Merhaba, merhaba. Aferin lan. Bravo de, bravo de. Anne, altta şikolata şöyle karıştırın bari. Çocuk buraya gitti. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Çek. Belgesel çekiyoruz, belgesel. Televizyon izlersin. Televizyon çıkarım diyor, çek. Evet, televizyon çıkacak. Dayım, bu boya sasalım, ne de bu kadar. Tamam. Taşkın Dere Türbesi'nin yanındayız.
Burası Alaaddin Han'ın türbesi, Alaaddin Köyü'nün kurucusu ve burada her bahar onlarca kazan kuruluyor, yemek hayırları yapılıyor. Ve şimdi bu türbede neler var, bu etkinliğin güzelliklerini anlatmak üzere yeni seçilen köyümüzün muhtarı var. Muhtar Hanım, merhaba, hayırlı merhaba, olsun. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür bulduk. Ederim. Önce sizi tanıyalım. Ben Alaaddinliyim, 71 doğumluyum. Adımızı söyleyelim. Adı Songül Kılıç. Songül Hanım. Alaaddinliyim. Çok güzel. Bir hanım muhtarla beraber olmak, bir köye kadın eli değmesi de muhteşem bir şey sayenizde. Kesinlikle, kesinlikle. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Köylerimizi tercih ettiler. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ben köy aşığı biriyim. Evet. 71 doğumluyum. Hep zaten Denizli'nin, Acıpayam'ın insanı köyüne, toprağına, evet, suyuna aşıktır zaten. Kesinlikle. Mesleğiniz neydi muhtarım? Ben emekli bankacıyım. Çok güzel. Para işlerinde, finansı da biliyoruz diyorsunuz. Biliyoruz, biliyoruz. Evet. Çeşitli yerlerde görev yaptım ama memleketimden hiç kopmadım. Çok her güzel. Bayramda köyüme geldim. Bize bir biraz Taşkın dedemizi anlatın. Burada çok güzel bir kapı yapılmış gördüğünüz gibi, evet, değerli, evet, izleyiciler. Kapının üzerinde de Taşkın Dede yazılı. Şurada da Alaaddin Han yazılı. Taşkın Dede, Alaaddin Han, Alaaddin'in kurucusu olan Alaaddin Han'ın da türbesinin bulunduğu bir yer. Yılda iki defa köylülerimizin imkanlarıyla toplaşıp yaptığı yağmur duası, hayır yemeği diyelim. Bir dönem burada yapılıyor, bir dönem de Don Baba dediğimiz diğer tarafta yapılıyor. Orada sonbaharda. Sonbaharda orada Mayıs gibi, genel, değil mi? Burada Mayıs, orada sonbaharda bugün yapılıyor. Yemek hayırları var, yağmur duamız var. Yağmur duamız var, ikisi birlikte. Bunun da güzelliği, herkesin gönlünden ne koparsa, maddi manevi, elinde ne varsa, bir avuç buğday olur, bir avuç fındığı olur, ceviz olur, herkesin bu kazanlarda. Ne yemekler pişti bugün? Bizim yemeğimiz standarttır, keşkek, yahni, aşure. Değerli izleyiciler, bu yemekler aslında Söğüt, Ertuğrul Gazi anma etkinliğine pişen yemeklerle aynıdır. Evet. O etkinliğin aynısıdır çünkü biz buraya 800 yıl önce geldik. Evet. Orada Ertuğrul Gazi'yi anarlar, biz de burada Alaaddin Han'ı, evet, anarız. Aslında törenimiz, pişirdiğimiz yemekler, ikramlarımız hep aynıdır. Aynı. Muhtarım. Evet. Ve şeydir, aynı kaptan yeriz, herkes kaşığı kendisi getirir, evet, orada paylaşırız. Burası muhteşem bir etkinlik. Emeklerinize sağlık. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Herkesin katkısı çok büyüktür. Evet. Kimisi bedenen katkıda bulunuyor, kimisi maddi olarak, manevi olarak. Yemekleri falan da var. Köylüler kendileri yapıyorlar, evet, değil mi? Dışarıdan pişirmiyoruz. Kendi yetişmiş arkadaşlarımız var. Evet. Onlar yapıyorlar. Önceden büyüklerimiz yapıyorlar. Şimdi gençlere aktardılar. Aslan gibi gençlerimiz var. Maşallah, artık onlar yapıyorlar. Onlara el verdiler. Alaaddin çok güzel beraber bir yapıyorlar. Köy. Kesinlikle. Kooperatifiyle, çalışkan insanlarıyla, tütünüyle, fidancılığıyla, evet, kavunu karpuzuyla, evet, dağı ormanıyla, her şeyiyle çok güzel. Burada kesinlikle tarih de var. Tümülüsler var. Evet. Değil mi? Eski bir antik kentin kalıntıları, evet, var. Her şey var değerli izleyiciler Alaaddin'e. Mutlaka yolunuzu düşürün. Konum mutlaka verelim Acıpayam'a. 6 kilometre önce, evet, Alaaddin Köyü. Ya herkesin yolun Alaaddin'den geçmesini, bir suyumuzu içmelerini, sonunda da Alaaddin'in olmalarını isterim bekleriz. Ben. Sağ olun muhtarım. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyiciler, bugün yemek ayrı dedik ama yemek ayrımız öyle bir yemek ayrı ki onlarca kazan vuruldu ve burada keşkek pişiyor, aşure pişiyor, tatlılar yapılıyor ve belki binlerce insana yemek yapılacak. Delikanlı, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne pişiriyorsun? Bu aşure. Bu aşure kısmı. Aşurenin şefi. Pekmezli, şu üçü. Sade. Şekerli. Anladım. İsteyen istediğinden alabilir diyorsunuz. Evet. Şimdi gelin yemeklere bakalım. Değerli izleyiciler, 20 civarında kazanımız var. Bu kazanlarda şu an keşkek, yahni pişiyor. Muhteşem bir şölen burası. Bulunduğumuz yer o kadar sıcak ki kameralar zarar görebilir. Oldukça sıcak ama gördüğünüz gibi herkes canla başla çalışıyor. Öğle yemeğine bu yemekler yetişecek. Değerli izleyiciler, ben 20 kazan dedim ama 25 kazan varmış. Ve bu 25 kazan yemeği pişiren baş ustamızla beraberiz. Ustam, 25 kazan kolay değil ya. Nasıl kolay yapıyorsunuz? Kolay değil de halkımız olarak, evet, komple toplandık. 7-8 arkadaş yönetici olarak. Ben de aşçıları, aşları tatmak için burada bulunuyorum.
Çok arkadaşlar hep de yardımcı oluyor. Elinize sağlık, elinize sağlık. Neler pişiriyorsunuz ama önce bir sizi tanıyalım. Ramazan Özdemir. Alaaddin'de aşı Ramazan derler bana. Maşallahınız var. Yani 25 kazan evet. Yemek ne demek? Ondan kaç kişi doyar bu yemekle? Bu 5000 6000 kişi. 6000 kişilik bir yemek yapılıyor değerli izleyiciler burada. Biz evet. Ne yemekleri pişirdiniz bugün bize? Biz bugün bulgur pilavı. Şeyimiz düşmesin avlumuz. Yahni bulgur yapıyoruz. Pilavı, yahni. Yahni yapıyoruz. Keşkek aşure. Keşkek aşure. 4 evet. Çeşit yemeğimiz evet, var. Evet 4 çeşit. Ve 6000 kişiyi doyuracağız bugün. Muhteşem bir gün. Ustam yoğunsunuz. Ben fazla vaktinizi almayayım. Teşekkür elinize ederim. Sağlık. İyi günler. Kolaylık diliyorum. Sağ olun. İyi günler. Biraz sonra yemeklerin tadına bakacağız ve tekrar görüşürüz sizinle. Bakalım. O zaman ekip olarak burada buluşuruz. Tamam. Hepimiz toplanalım tamam, ve bu bilgileri sizden alalım. Olur mu? Olur. Teşekkür ederim. Ayran alabilirsiniz. Bulgur aga! Bir dakika! Bulgur! Bulgur bize atıyor lan. Şu pekmezli, şunlar şekerli. Evet. Bunlar şekerli, şunlar pekmezli. Öbürleri... Biraz sonra yiyecek bakalım. Kutsal hitaplarına, mucize kelamına, hakikat yücesine, İslam yücesine. Değerli izleyiciler, 25 kazandan 6000 kişiyi doyuracak yemek pişiriliyor. Peki bunlar nasıl servislenecek? İşte gördüğünüz gibi burada tepsilerimiz var. Bu tepsiler yıkandı, temizlendi. Herkese tepsi yemekler dağıtılacak. Biraz sonra onu da beraber görürüz. Hacı, bunu yıkıtı öğret. Değerli izleyiciler, Alaaddin'deyiz. Taşkın Dede Hayrı'ndayız. Bir tarafta 25 kazan yemek pişiyor. Bir tarafta arkada türbenin yanında mevlüt okunuyor ve tabi burada Acı Payam'ın en ünlüleri var. Sırayla ben sizlere tanıtayım. İlhan Bey merhaba. Merhaba. Bugün sizin konuğunuz olmaktan çok memnunuz. İlhan Özcan, Acı Payamlı büyük iş adamlarımızdan değil mi? Eğitim Derneği diyelim daha çok. Acı Payam ve Çevresi Eğitim Derneğimizin kurucusu diye tanıtmış evet, olayım size. Evet. Bize burada bulunma nedenimiz, bu güzel köyümüz, Acı Payam'ı biraz anlatır mısınız hocam? Şimdi Alaaddin Acı Payam için çok önemli yerlerden bir tanesi. İçinde bulunduğumuz, sizin de görüntülediğiniz bu Taşkın Dede etkinlikleri aşağı yukarı 700-800 yıllık bir gelenek. Tabii geldiğimiz günden beri devam ediyor. Devam eder. Evet. Bunlar bir de Don Baba. Da aynı gelenek devam ettiriliyor. Alaaddinler, ben hayran kalıyorum. Sürekli olarak birlik dayanışma içerisinde bu geleneği ısrarla yüzyıllardan beri devam ettiriyorlar. Hatta yılda bir defa değil, yılda iki defa, üç defa, dört defa yaptıkları oluyor. Bu tabii aynı zamanda yağmur duası ve ölmüşlerin ruhu içinde düzenlenen bir de gelenek yerinde geçiyor. Ve bunun içinde Alaaddin halkı hepsi birleşiyorlar. İşte sen ben demeden aynen düğünde, bayramda, işte cenazede olduğu gibi bu tür geleneğin yaşatılması için de herkes üstünü düşen fedakarlığı yapıyor. Hayvanlar kesiliyor, etler pişiriliyor, aşureler yapılıyor. İşte bu konuda da hakikaten Alaaddin unutulmaz bir geleneği yüzyıllardan beri devam ettiren bizim bir mahallemiz oldu eskiden biliyorsunuz. Ve çok çalışkan insanlar var evet. Değil mi? Acı Alaaddin'in en ünlü noktalarından biri de kooperatifimiz. Kooperatifimiz. Değil mi? Kooperatif Alaaddin... başkanımıza verelim mi sizi? Verelim. Ben mikrofonu isterseniz evet. Onu verelim. Çok teşekkür biraz ederiz. Biraz da yanımızda bulunan kooperatif başkanı Alaaddin kooperatifinin işleyişinden ve bugüne kadar geldiği durumdan biraz istersen bahsedelim. Şöyle. Sayın Başkanım merhaba. Merhaba. Ben teşekkür ederim. Buraya bize
geldiğin için gurur verdi. Ben gururlandım gerçekten de izlerin burada görmekten onur duydum. Vallahi Alaaddin Kooperatifi Türkiye'miz için örnek. Kırsal kalkınmayla ilgili kongrelerde ben hep gururla anlatıyorum sizleri. Teşekkür ederim hocam. Alaaddin çalışkan bir insanlarımız var. Hepsi de birlik beraberlik. Bizim düğünlerimiz, mevlerimiz, dualarımızda herkes birlik beraberlik olur. Tek yumruk olur. Yani çalışkan bir yapımız var. Kavunu. Kavunumuz, biberimiz. Esas eskiden tütücüydük. Şu anda yani tütün bitti artık. Şu anda hayvancılık var. Hayvancılık sayenizde gelişiyor. Surma, kavun, karpuz gerek. Yine onda var. Her şeyi ekiyoruz Allah'a şükür. Çalışkan bir milletiz. Evet, tebrik ediyorum ben Alaaddin'leri. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Kapıt başkanı yapıyorum. Halkımın nasıl hizmet vermek için mücadele ediyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Yani sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biraz da bu tarafa dönelim sayın seyirciler. Sizleri tanıyalım mı? Evet, ben Ramazan Orhan. Alaaddin doğumluyum. Ve ben küçük yaşta Fransa'ya gittim. 71 yılında daha önce orada ikamet etmekteyim. Şimdi değerli izleyiciler, Alaaddin'in en önemli noktalarından bir tanesi çok sayıda gurbetçinin varlığı. Zannediyorum evet. Buradan Fransa, Belçika, İsviçre, evet. Almanya her ülkeye giden Alaaddin'imiz var. Ve o Alaaddinli gurbetçilerin hiçbirisi köyüyle olan bağını koparmıyor değil mi? Mümkün değil. Koparmak değil mümkün değil tabii. Bu hayırlar mümkün aslında biraz da o gurbetçilerin de desteğiyle. Tabii. Evet. Mümkün. Durum bundan ibaret. Fazla biz sizin vasıtanızla tüm gurbetçilerimize teşekkür etmiş olalım. Onlar da köylü. Biz buyurun. Şimdi bir fotoğraf makinalı üstadımız var. Kendisi biraz benim mühendislikten meslektaşım. Çevre mühendisi bir emekli bey. Adımız neydi? Halil Gezer. Halil Bey. Bugün fotoğraf makinalarıyla geldik. Bu güzel etkinliği fotoğraflayacaksınız herhalde. Evet, evet, fotoğraflıyoruz. Çok da fotoğrafladık. İnşallah sonbahar etkinliklerimizde bir belgesel çekimi gerçekleştireceğiz bu alanda. Evet. Ben Urla'da yaşıyorum, İzmir'de yaşıyorum. Köyümle bağlarımı koparmamak için direniyorum, gelip gidiyorum. Şimdi bugün İzmir'den Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneğimiz var bizim. Oradan 20 arkadaşımız geldi. Evet, hoş bugün geldiler. Bir araştırma veya ön izleme çekimleri yapıyorlar. İnşallah bir senaryo yazacağız ve bunun bir belgeselini oluşturmak için çalışmalar yapacağız. Sonbaharda sizinle de görüşeceğiz Devrim Hocam evet, inşallah. Tamam. Düzgün bir iş çıkaracağız. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık şimdiden. Osman Bey Hocam. Hoş geldiniz. Sizin yanınızda benim bir şey söylemem gerekiyor. Estağfurullah, buyurun. Ama ben hemen bir cümlede üç özelliğini belirteyim kendi mahallemin. Artık mahalle diyoruz. Evet, mahalle diyoruz ama bizim için artık başkenttir burası. Avşarların başkentidir. Evet, Kayıboyu da varmış ama Alaaddin'de. Evet efendim, evet. Kısaca hemen fazla uzatmadan... Bulunduğunuz yer Dadaloğlu'nun yiğitliği, Hacı Bektaş Veli'nin iyimserliği, kardeşliği, hoşgörüsü ve Karınca'nın çalışkanlığı. Her şey Alaaddin'de diyorsunuz. Evet, özelliği budur. Buranın insanlarının içinde düşmanlık yoktur. Evet. Bugün ufak tefek bir sürtüşmenin arkasından ertesi günü aynı insanları bir mevlütte, bir düğünde, bir cenazede, bir nişanda ve Taşkın Dede ve Dona Baba etkinliklerinde görebilirsiniz. Sizleri de buralarda bizim bu güzel yönümüzü, özelliklerimizi tanıtım için geldiğiniz için özellikle bu yayını hazırladığınız için ve bilimsel ölçütlerle üniversite amfilerinde bizim bu güzelliklerimizi bir ders olarak işlettiğiniz için sizi özellikle çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili sağ olun, hocam, sağ olun, var olun. Sevgili öğretmenim ve sevgili dostum. Sağ olun. Çok saygılarımı iletiyorum. Değerli izleyiciler, bir tarafta kazanlar. Yemekler kaynıyor tamam. Ve onların külleri bizim üzerimize geliyor. Tamam. Öylesine güzel, öylesine otantik bir ortamdayız ki biz Taşkın Dede hayrını gezmeye devam ediyoruz. Evet. Değerli izleyiciler,
Taşkın Dede Türbesi'nin önündeyiz. Bu türbe ta 12. yüzyıl, yani biz Türklerin Anadolu'ya Acıpayam'a ilk geldiği zamanlar. Burası bir Alp Eren mezarı, bir asker mezarı. Anlatılanlara göre bu bölgede yapılan bir savaşta bu köyün kurucusu Alaaddin Han şehit düşüyor. Ve şehit düştüğü bu mevkiye Taşkın Mevki adı veriliyor. Ve burada mezarı var ve üzerine de bir türbe inşa ediliyor. Bu türbenin özelliği de Orta Asya'dan geldiğimiz topraklardaki mimariyi yansıtıyor olması. Selçuklu mimarisini Denizli'de bu türbelerde görebiliyoruz. Türbenin girişinde Horasan Türklerinden olup 12. yüzyılda bu bölgeye gelen Selçuklu erenlerinden olduğu bilgisi var. Ancak daha ayrıntılı bilgi maalesef yok. Şimdi türbeye doğru birlikte bir girelim. Değerli izleyiciler, şimdi türbenin yanındayız. Gördüğünüz gibi bir kubbe var. Kubbenin yanında burada 8 pencere açılmış. Pencereler ahşap kaplı ve çok uzun bir sandukası var Taşkın Dede'nin. Tabii bu sandukanın bu kadar uzun olma nedeni bir saygı, o makama gösterilen saygı nedeniyle bu kadar uzun bir sanduka. İnsanlar burada dualarını ediyorlar, niyetlerini diliyorlar. Tam bir hayır ve dua mekanıdır türbelerimiz. O türbelerden bir tanesi de Alaaddin Han Taşkın Dede Türbesi. Gelmişken biz de duamızı ediyoruz. Sağ ol abi. Burada neyle al bakayım? Cihatsız takvasız kader kayar mı? Değerli izleyiciler, Alaaddin Han Türbesi bugün yoğun bir ziyaretçi akınına uğramış durumda. Bu bölgenin tanıtımında büyük emeği olan, eski acıpayam.com adıyla bilinen duayen gazetecilerimizden, kültür adamlarımızdan Mustafa Ünal Bey ile beraberiz. Mustafa Bey merhaba. Merhaba, merhabalar hocam. Hoş geldiniz diyelim. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazeteci dedi ya, biz gazeteci değiliz. Olsun, yani. O da bir yayın türüydü. Alaaddin Han, Taşkın Dede'deyiz. Yani burada insanın göğsü kabarıyor, tüyleri diken diken oluyor. Yani mutlaka hocam. Bir ama o bilinçte olmak lazım. Evet. Geçmişimizi bilmek lazım. Geçmişimizi bilirsek gurur duyacak o kadar çok şeyimiz var ki. Yani her zerresinden zevk alabiliriz. Ama öncelikle bu etkinliklerin devam etmesi lazım. Bu etkinlikleri kesinlikle değişikliğe uğramaması lazım. Yani olduğu gibi işte yeni moda şeyler çıkarmamak. Bundan 50 yıl önce yapılmış Söğüt'teki Ertuğrul Gazi anma etkinliğinin bir videosunu izledim. Bu görüntünün aynısıydı ve orada halen devam ediyor. Ama aynı etkinlik burada da devam ediyor. Ama şu andaki Söğüt'teki etkinlik o bildiğim kadarıyla büyüdü. Artık büyüdüğü için eski o otantik yapısından yani uzaklaştı. Oradaki 40 yıl önceki etkinliğin aynısı burada halen devam ediyor. Aynen. 40 yıldır biz bunu izlediğimize göre bundan sonra da devam edecektir diye ümit ediyoruz. İnşallah devam eder. Ben yaklaşık 10 yıldan beri gelip gidiyorum. Zaman buldukça gelirim. Yani normalde burada etkinlik olmadan da gelirim buralara. Yani Acıpayamlıyım zaten biliyorsun. Siz de Acıpayamlısınız. Evet. Yani buranın böyle devam etmesi lazım. Onun için çabaladık, çabalıyoruz. Biraz da gocadık ama olsun, devam ediyoruz. Yani Alaaddin Han'a en azından bugün gelip bir dua etmek herhalde hepimizin borcudur. Tabii mutlaka. Zaten konuklar seremoniyi anlatmıştır. Ne şekilde olduğunu.
Sen daha önce de geldin zaten hocam. Olsun, sizden de dinleyelim. Yani ben bildiğim kadarıyla, yani çok fazla tarihi olarak ben bir şey anlatmam doğru olmaz zaten. Yani Turgut hocam keşke Ankara'da olmasaydı da burada olsaydı, ama akşam onun da kulaklarını çınlatalım. Turgut hocam gerçekten çok güzel bir program yaptı. Pelin Çift Gündem Ötesi programında. Sonuna kadar zevkle izledim. Burada olsaydı dedik ama orada da tanıtım babında biz Turgut Hoca'nın her sözünü ezbere bildiğimiz için burada olmasın da artık olmasa da olur dedik. İnşallah siz de, siz gibi hocalarımız da valla elimizden geldiğince Alaaddin'imizi, Taşkın dedemizi ülkemiz gündemine almaya çalışıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, olun, hoş geldiniz. Var olun. Görünce gözünü açan Yakup'u ağlatan Yusuf mudur ki? Oğlunu görünce gözünü açan Yakup'u ağlatan Yusuf mudur ki? Kardeşe Yusuf kandırdılar, alıp derin bir kuyu yarattılar Yakup'un yüreği. Değerli izleyiciler, Taşkın Dede hayrındayız. Taşkın Dede hayrı tüm Türkiye'den misafirler konuk ediyor. Biraz uzaklardan gelmiş bir konuğumuz var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş hem bulduk. Hem sizi tanıyalım. Ben Muğla Ortaca'dan Ramazan Özel. Bugünkü bu etkinlik için geldiniz. Bugün etkinlik için geldim. Foto Alfa'ya çok çok teşekkür hoş ederim. Geldiniz. Beni davet etti. Her sene düzenlenen bu etkinliğe katılım sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki ortam yani muhteşem. Evet. Allah emeği geçenlere, herkes Allah razı olsun ve yeni belediye başkanı yeni muhtarımız da burada etkinlikte bayanmış. Helal olsun. Evet, evet. Yeni belediye başkanımıza da başarılar dileriz. Muhteşem. Yani evet, anlatılmaz. Çok güzel bir ortam. Çok güzel bir. Keşke her ilimizde, her ilçemizde böyle etkinlikler, yani anlatılmaz ya. Evet. Bunlar örf adetlerimiz. Unutulmaya yüz tutmuş. Evet. Yani keşke daha da güzel olsa. Mesela bizim Muğla taraflarında da yapılmış olsa, Muğla'mızda da yapılan yerler vardır ama vardır, biz haberimiz vardır. Olmuyor. Anladım. İnşallah güzel olacak. İyi, hoş geldiniz diyorum. Çok verdiğiniz teşekkür ederim. İçinde sağ olun, var olun. Çok teşekkür Mustafa ederim. Mustafa Bey, bugün burada oturduk biraz değil mi? Valla soluklandık. Evet. Buradan gar yiyeceğim. Gar. Karlı pekmez de var. Bu bölgenin en meşhur tatlısı da karlı pekmez herhalde. Karlı pekmez. Geçen bir sene kar yağmadı ama. Yine vardım depolarda kar. Bizim öğrenin üstünde Bozdağ'da bir şey evet, olduğunu zannediyorum. İzleyiciler, Bilal Bey de uzaklardan gelen konuğumuz. Hoş geldiniz Ortaca, diyelim. Hoş bulduk. Önce sizi tanıyalım ve nereden geldiniz? Ben Ortaca, Mergen'i köyünden. Oo, maşallah. Sarıgerli bizim köyden ayrılmadır. Evet. Onlara geldiyseniz. Evet. Oraları turizm bölgesi. Buranın geçen sene geldik buraya bir etkinliklere. Bu yıl yine geldik. Bu sene yine geldik. Çok iyi yaptınız. Allah nasip etti. Hoş geldiniz. Sağ olun. Muğla bölgesi de Yörük Türkmen diyarıdır. Evet, evet, elbette. Oralarda da bu tarz güzel etkinlikler vardır. Buna kadar olmuyor. Denizi daha mı bağlı diyorsunuz? Her zaman köklerine. Acı peyam şeylerine geliyor. İyi yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Kelekçi, Olukbaşı, Güney, Bozdağ'da, Ören. Ören. Ören'e çıktım geçen sene. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Taşkın Dede türbemizin önündeyiz. Türbemizin önünde de çok değerli iş adamımız Halil Pekdemir Bey. Alaaddinli birilerini bulmuşken hemen soralım. Taşkın Dede türbemiz, Alaaddin köyümüz. Bize biraz anlatır mısınız evet, Halil evet, Bey? Evet. Taşkın Dede yani Alaaddin Han Hazretleri burada 1200 yıllarda yaşamış. Bizim Alaaddin mahallemizi veya köyümüzün adı bundan almıştır. Burada her yıl geleneksel yağmur duası adı altında geniş çaplı hem sadece Alaaddin Mahallesi değil diğer komşu mahallelerimizden ve ilçelerimizden birçok insanların katılımıyla geleneksel her yıl burada hem dualar edilir hem türbemize ziyaret edilir hem burada yağmur duası yapılır, keşkek ve aşure hayır yapılır. Gördüğünüz gibi yoğun bir katılım var yine. Yani insanlar akın akın türbeyi evet, ziyaret ediyorlar. Evet. Aynı zamanda hem yağmur duası hem burada etkinlik düzenlenirken akın akın da türbemize ziyaret ve dualar yapılır.
Geçmişte tabi buralarda çok savaşlar olmuş. Bunun bir de Dona Baba diye başka bir yerde onun da türbesi var. O da Ekim ayında. Bu aylarda burada yapılır. Ekim aylarına yakın orada yapılır. Yılda iki kez etkinlik yapılır bizim mahallemizde, köyümüzde. Bunun iki kardeş olduğu söylenmektedir. Bir de Oğuz Baba var ya karşı köyde. Evet, Oğuz Baba var, Yatağan Baba var, Yeşil Yuva'da var. Bunlar ovaya hakim olmuşlar. Geçmişte buralarda tabii yaşanan savaşlarda Bizanslı olsun, ondan öncekiler olsun, German oğulları olsun birçok savaşlar yaşanmış burada. Bu savaşlarda da bunlar buraları korumuşlar ve bizim Yatağan Baba, Yeşil Yuva baktığımızda buralardaki bizim bu türbelerimiz bu bölgenin hakimiyeti ellerindeymiş. Osmanlı döneminde de yaklaşık 1850'lerde de Acıpayam ilçesi olarak Denizli'ye mahalleleriyle bağlanmış. Daha önce burada bu bölgemiz Isparta Sancağı'na bağlılıkları olmuş. Geçmişte çok buralarda farklı yönetimler olmuş. Ama 1850'den sonra da Denizli'ye bağlanmak suretiyle o gün bugün bu Acıpayam, Acıpayam'ın daha önceki ismi Darbi Karaağaç olarak geçmekte. O yüzden geleneksellerimizi burada hem korumaya her yıl buradaki etkinlikler yıllardan beri, benim çocukluğumdan beri burada bu etkinlikler yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Atmosfer. Evet. Yaşamayanın böyle çok anlayamayacağı bir şey ama biz değerli seyircilerimize göstermeye çalışıyoruz. 25 kazan yemek pişmiş. 5 kazan aşure pişmiş. Bir aşurenin bir kısmını şekerli yapmışlar. Bir kısmını pekmezli yapmışlar. Yani herkesin keyfine göre, herkese hitap edecek tarzda muhteşem bir sofra kuruluyor. Bu kadar binlerce insanın buraya gelmesi, Taşkın Dede'ye şükranlarını sunması, Yüce Allah'ımıza dualarını etmesi müthiş bir gelenek değerli izleyiciler. Ben sizin nezdinizde tüm Alaaddinlileri kutluyorum. Sağ olun, var olun. Bize böyle bir imkan sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Sizin de buralara gelmeniz bizleri de onurlandırdı. Biz buralarda büyüyen, doğan ve buralarda çalışarak bir yerlere gelmiş bütün burada yaşayanlar gibi burada yaşadık, burada büyüdük. Buranın havasını, suyunu, nefesini soluduk. Biz o yüzden burada yine yıllık etkinliklere olağanüstü bir şey olmadığı sürece gelmeye çalışıyoruz. Ben her zaman diyorum Acıpayam bereketli toprak değerli seyirciler. Teşekkür ediyorum. Değil mi? Sağ olun. Sizlere de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم برقني يا Hocam be hocama. Tamam diyor. Ne var ya? Tamam. Bitti. Hadi ben elimi gideyim hadi. Merhabalar abi. Merhabalar. Merhaba. Belgesel çekin. Televizyon izlersiniz. YouTube'da da. Baba.
Gideceğim anne. Evet. Çocuğu bakmaya Değerli izleyiciler, Taşkın Dede hayırına hem Alaaddinliler hem çok farklı köylerden gelen çok sayıda misafir var. Biz de bugün Alaaddinlere misafiriz. Özellikle bu masa bizi çağırdı ve geldik. Hoş geldiniz, hoş bulduk, sefa geldiniz. Diyelim. Buradaki ahali hep Alaaddinli mi? Hep Alaaddinli var, yabancı da var. Sizin bu masamız. Ha bu masamız, masamız Alaaddin. Hep Alaaddin'in güzel insanları. Evet. Tanıyalım sizi. Bayram Ali Gezer. Bayram Ali Gezer. Yengem. Gülbeyaz Gezer. Siz birlikte ailesiniz. Evet, aileyiz. Bu teyzelerim. Gülşen Açık. Gülşen ablam. Aysel Açık. Aysel ablam. Ben Almanya'dan geldim. Elif Hanım, değil mi? Siz de tanıyalım. Ben Ayşe Dağ. Ayşe Dağ. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi Anadolu'nun sıcak insanları, güzel insanlarıyla beraberiz. Ben yengeme dönmek istiyorum. Buyurun. Şimdi Alaaddin'in çok güzel bir geleneği var. Evet. Yılda 2-3 defa böyle güzel bir etkinlik yapmak her köye nasip olmaz. Evet, önce evet. Köyünüzün kıymetini bilin derim. Evet, evet. Değil bizim mi? İnsanlarımız hem hayırı çok sever, hem misafirperverdir. Evet. Misafiri çok güzel ağırlar. Şimdi burada hem bizim kendi köylülerimiz çok, hem bu etraf köylerden gelen çok. Bizim bu Alaaddin dedemizin geleneği, Alaaddin dedeye yağmur duası olarak hayır ediyoruz. Bir sonbahar yaparız, bir ilkbahar yaparız. Yani davet ediliyor herkes, böyle hayvanlar toplanıyor, çok hayvanımız toplanır. Ondan sonra motorlar alırlar. Mahalle mahalle dolaşırlar. Evet. Herkes elinde ne geliyorsa, para veren para verir, arpa veren arpa verir, buğday veren buğday verir. Ondan sonra bulgur veren bulgur verir, hayvan veren hayvan verir. Bu toplanır. Evet. Toplarlar, ondan sonra çarşıya koyarlar bu traktörler, orada satılır. Orada satılır, o paraya bu Taşkın Dede'nin hayırında eksik olan ne varsa onu alırlar. Buraya toplanırlar, hayvanları keserler, hazırlarlar. Sabah namazında buraya gelinir işte. Yemekler vurulur. Etler, hani her şeyler vurulur, düşer. Öyle doğru, millet böyle toplanır. Yağmur duası için. Yağmur duası için şimdi namaz kılalı. Evet, burada. Namazdan sonra. Namazdan sonra artık herkes tepsilere kucaklar, ailesini yani götürürler, millet toplu. Orada yerler, otururlar, kalkarlar, çay içerler, eğlenirler. Ondan sonra dağılırlar, millet dağılır işte, ondan evet. Sonra evini dağılır. Bir de doğum babamız vardır. O yan tarafta. O yan tarafta. Evet. İkisini yaparız. Evet. İkisini de böyle insan kalabalık olur. Alaaddin evet. Çok güzel adetleri. Çok güzel, çok güzel. Devam ettiriyor. Evet. Yani Alaaddinleri tebrik etmemek elde değil. Evet, evet, çok evet. Güzel bir gelenek. Evet. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi bu gelenek bizim Anadolu'ya, Acıpayam'a geldiğimiz günlerden bugüne evet, evet. Bir Alp Eren'e şükran yemeği, evet. Allah'a dua yemeği, bir evet, hayır. Evet. Bu geleneği sürdüren bütün Alaaddinlere teşekkür ederiz. Yardım yapanlara, evet. Öngü düşenlere, yani uğraş veren, çabuk gösteren herkese teşekkür ederiz. Çok iyi bir şey. Herkese teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Bir, evet, sağ olsun, var olsun. Birlik, beraberlik çoktur bizim yani evet. Köyümüzde. Birlik, beraberlik çok güzeldir. Böyle bir dua olsun, bir düğünümüz olsun, bir mevlüdümüz olsun. Alaaddin hep oradadır. Hep herkes toplanır. Evet, hep oradadır. İşte Anadolu dediğimiz evet. İnsanların güzelliği bu olsa gerek. Aynen, çok aynen. Teşekkür ederiz Yengeciğim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, çok olun. Sağ olun. Tabii.
geldiniz. Kep kalmışsın abi. Ha ordular mı? Yara bunlara. Değerli izleyiciler, Alaaddin Taşkın Dede yemek ayrımında yine bir sofranın misafiri olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alaaddin'in güzel insanları, Anadolu'nun sıcak kalpli insanlarıyla beraber olmak ayrı bir keyif. Ama bunu ekranlarda ne kadar yansıtabiliyoruz bilmiyorum. Mutlaka ya ilkbaharda ya sonbaharda Alaaddin'in bu etkinliğine gelin, bu havayı teneffüs edin derim. Haksız mıyım? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yani bu güzelliği doğru, çok burada doğru. Olmak lazım anlamak çok doğru, için. Çok önce doğru. Sizi tanıyalım. Ben Alaaddin doğumluyum. Evet. Doğumu büyüme. 60 yaşındayım. Maşallah. Hiç ayrılmadım buradan. Uzun yıllar zaten gençliğiniz ona minibüsçülük yaptım. Evet. 35 yıl. Maşallah. Şu anda oğlum devam ediyor. En yıpratıcı meslek olmasına rağmen böyle evet, genciz. Evet. Öyle şu anda köyde yaşıyorum. Çok güzel. Emekliyiz. Evet. Olduğu kadar böyle yaşımı çalışıyoruz. Ama işte bu dediğiniz gibi bu duanın yıllardan beri yapıldığı söylenir. Zaten biz bildik bileli yapılıyor. Evet. Alaaddin Gurus, Alaaddin Han 1200 yıllar yaşamış. Onun şeyine burada bu etkinlik yapılıyor. Evet. Ve büyük bir etkinlik. Yani bu kadar kalabalık. Artık yani Alaaddin, 25 kazan vurulmuş. Alaaddin dışına çıktı bu. Yabancı demeyeyim de yani dışarıdan gelen misafirlerimiz. Çevre köyler. Çevre, burada. Denizli'den yani uzak yerlerden çok katılımımız oluyor. Teşrif ediyorlar. Büyüdü. Evet. Dün hala sohbeti geçti de. Dün de bir hareketlik vardı köyde. Bir yemek hazırlanıyor, etler kesiliyor tabii, falan. Tabii. Bir hafta sürüyor. Köyde bir kalabalık vardı yani mahalle artık. Mahalle ya. Evet. Dedim artık bu festivale dönüşecek herhalde dedim ben kendi kendime. Bunu festivale dönüştürdü festivale zaten. Festivale dönüşecek dedim. Söğüt'te Ertuğrul Gazi anma etkinlikleri bir hafta süren bir festival şeklinde. Yani gidişat oraya doğru diye düşünüyorum. Yani festival olma yolunda gidiyor gibi geliyor evet. Bana. Ama bence çok İnşallah güzel olur öyle bir şey. Evet. Beğeniyorum yani ben. Evet. Soframızda çok... Tabii tabii. Başka üyeler de var. Genç bir mühendisimiz var yanımızda. Evet. Mühendis Bey merhaba. Merhaba hocam. Bu Alaaddin köyünü sizden de dinleyelim bir gençlerin diliyle. Yani bu geleneği sizler sürdürürseniz bu sürer değil mi? Artık sıra sizlere geliyor. Zaten dikkat etmişsinizdir. Ekmek dağıtanlar olsun. Orada tepsi taşıyanlar. Hepsi genç. Hepsi genç. Gençler sahip yani, çıkıyor diyorsunuz. Çıkıyor. Buradan bir hafta öncesinden koyunlar toplanır. İşte kesilmek için. Koyunlar, keçiler. Sonra traktörlerle şey toplanır. Herkes ne kimdi ne varsa mesela biri bulgur verir, biri soğan verir. Bir şekilde toplanır. Bunu hep gençler yapıyor artık. Yavaş yavaş gençlere doğru devam ediyor. Yani bu da güzel bir şey. Neslimizi evet. Devam ettiriyoruz. Sizi de tanıyalım bu arada. Mühendis Bey dedim ama izleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Ben Yusuf Gezer. Evet. Alaaddin doğumluyum, buralıyım. Burdu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde elektrik, elektronik mühendisi okuyorum. 4. sınıf, son sınıfım şu an. Evet. Haftaya sınavlarım olmasına rağmen bu etkinlik için... Zaten mühendis mühendisi bulur. Değerli izleyiciler, Mühendis Bey ile biz geçen yıl beraberdik. Acı Payam Eğitim Derneği öğrencilerimizden biri sağ olsun bizi Alaaddin'de konuk ediyor. Evet, soframız kalabalık. Burada bir annemiz var, ona da söz verelim. Evet, buyurun. Anneciğim, sizi tanıyalım. Alaaddinliyim, doğup büyüme Alaaddinliyim. Evet. Fransa'da yaşadım, geri döndüm 15 yıl. Yani Avrupa görmüş diyorsunuz bütün Alaaddinliler. Evet, evet. Evet, hoş şimdi geldiniz. Şimdi burada yaşayayım. Ama köyümüz çok güzel, çok, çok bereketli güzel, değil mi? Özellikle Avrupa görüp geldikten sonra daha mı çok sevdiniz yoksa Avrupa'da kalmak mı isterdiniz? Daha çok sevdik. Değil mi? Daha Türkiye'nin çok sevdik. Dağı taşı. Memleket dağı taşı gerçekten. Her şey çok güzel çok değil güzel, mi? Çok güzel, çok güzel. Evet. Memleketimiz çok güzel. Sağ olun, var olun. Değerli izleyiciler, şimdi burada Pamukkale Üniversitesi mezunlarımızdan çok değerli bir öğretmenimiz var. Şimdi sözü ona veriyorum. Hocam buyurunuz. Merhabalar. Öncelikle Yağmur Doğamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri gördük, mutlu olduk. Biz de çok yani özellikle olduk. Üniversitemizin mezunlarıyla karşılaşmak sizleri çok mutlu ediyor. Evet, ben de Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim evet. Diplomanız. Biz de başka bir ilçede görev yapıyoruz ancak evet. Taşkın Dede Yağmur Doğası için geldik biz de geldik. Yani gençler bu geleneği sürdürecekler. İşte Mühendis Bey, Öğretmen Hanım, yani genç nüfusun burada olması değil mi? Büyük mutluluk verici. Evet, evet, evet. Yani sizlerle yürüyecek değerli hocam bu işler.
Bu dualar biz kendimizi bildik bileli var. Çocukluğumuzdan beri evet. Biz de katılmaya çalışıyoruz. Zaten kıyafetiniz de Alaaddin şalvarı evet. değil mi? Alaaddin şalvarımızı giydik. Evet. Çocuk, genç, yaşlı demeden şalvarlarımızı giyip geliyoruz. Vallahi çok iyi yaptınız. Ben özellikle geldiğiniz için kendi adıma teşekkür ediyorum. Neden? Biz bu tür etkinliklere gençleri çekemiyoruz. Gençler biraz daha uzaklaşır gibi oldu. Acıpayam insanının, köy insanımızın bu etkinliklere sahip çıkması çok değerli. O yüzden iyi ki buradasınız. Siz de iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun, var olun hocam, değerli hocam. Değerli izleyiciler, sofralar hazırlanmaya başlandı değil mi? Evet. Turşular doğranmış, salatalar yapılmış. Evet. Bereketli olsun. Afiyet olsun. Şimdi herhalde ne yemekleri gelecek? Ne yemekler gelecek? Önce yahnimiz gelecek. Evet. Ondan sonra keşkemiz gelecek. Ondan sonra aşırı bulgur pilavı. Bulgur pilavı dediğimiz yahnemiz. Yani evet, o birlikte oluyor. Ha, o yahnemiz. Ondan sonra keşkemiz gelecek. Evet. Aşuremiz gelecek. Hepsini afiyetle yiyeceğiz diyorsunuz. Afiyetle yiyeceğiz. Sizi tanıyalım bu arada. Ben Sultan Kavak. Sultan Hanım. Evet. Bu tarafımda. Değerli izleyiciler, ben Anadolu annelerini buldum. Bu sofradan artık kalkmam. Evet. Değil buyur, buyuruz. Evet. Hep beraber yeriz. Şimdi Sultan Anne, buyur. Buraları neden bu kadar güzel? Neler yapılıyor? Bir anlatın bakalım bize köyünüzü. Bizim köyümüze yağmur yağsın diye. Evet. Ondan kere bereket olsun diye. Hep beraber toplanıyoruz diyorsunuz. Böyle toplanıyoruz. Hepimiz, herkes buna hayır katar. Evet. Aa, buğday veririz, arpa veririz, buz veririz, şeker veririz. Ne diyeceğim, fındık fıstık veririz, odun veririz. Herkes bütçesi ölçüsünde mutlaka katkı koyar. Herkes, hayvan, çobanlığa hayvan verir. Evet. Ha, böyledir. 25 kazan değerli izleyiciler, dile kolay. Yani evet. 6000 kişiyi doyuracak yemek pişiriliyor bu köyde. Evet. Ve çevre köylerden de dostlar çok, davetli çok, evet, değil mi? Evet. Herkes burada. Herkes çok, burada. Evet, evet. Yemek kavgası yok, bir şey yok. Hayır, hayır, herkes hayır, kardeşçe, hayır, dostça. İmece usulü. Aynen. Anadolu'nun güzel köylerinden birindeyiz. Alaaddin'deyiz. Anadolu aynen, annelerimizle beraberiz. Aynen. Bakalım bizim gezmeye devam edelim. Gelen geçen sultanım. Bir yer göster, bir yer bize, yer göster bir yer. Murat Ece, bize yer göster. Değerli izleyiciler, dua başladı ve burada tepsilere yahniler koyuldu. Şöyle bir bakar mısınız güzelliğe?
gidik var mı? Abbas'tan bir gidik mi? Zeynep hocam. Yemeklerimiz geldi. Biz de. Yahni yediniz hocam. Yahni yedik. Yahni bitti. Keşkek'te. Sarı Keşkek'te. Evet. Bayram Ali abim nereye gitti? Gülbez abi. Oy, aşure almaya gitti. Ha, daha bir de aşuremiz var değil mi? Daha aşuremiz de var. Sırayla önce yahni yiyoruz. Yahni geldi. Bulgur pilavı. Onu bitiriyoruz. Ondan sonra keşkek. Geldi. Bu bitmeden gelmedi evet. Mi aşure? Arkasından da aşure. Hadi hızlı hızlı yiyelim bitirmesin. Ben aşure geçeyim. Afiyet olsun. Bizi bitirmişsiniz ya. Değerli izleyiciler, sofralar, Anadolu anaları, her şey muhteşem burada. Dürüye abla merhaba. Merhaba. Şimdi Alaaddin'desin, konuğunuzuz. Evet. Biraz anlatın bize, hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapalım, biz çiftçiyiz, çobanız, evet. Keçi çobanıyız. Kaç hayvanımız var? 170 kadar falan. Oo, maşallahınız var. Evet. Çiftçi desteğinden faydalanıyor musunuz sigorta desteğinden? Evet. Kiminki yatıyor, sizinki mi, beyinki mi? Yok, benimki. Onu bitince seninki de yatsın. Yani aynen. Çünkü emeklilik önemli evet, değil mi? Evet aynen öyle. Valla keçi mi var koyun mu? Keçi. Daha önce koyun vardı. Bu bölgede daha ziyade koyun yerler sanki. Ya bizim daha önce koyun vardı. Evet. Koyunları sattık. Keçi. Hani, kazının... O daha mı bereketli? Evet keçi bereketli. Valla bereketli sütü, olsun. Yoğurdu, emeklerinize beni, sağlık. Çünkü hayvancılık onu yapan... Daha da aynen. Üreticilik yapan evet. Çok az insanımız evet. Kaldı. Kaç aile var üreticilik yapan sizin vallahi gibi? Vallahi aşağı yukarı 7-8 aile var herhalde. Büyük topladığımız zaman 1000 keçi mi var o zaman? Yani aşağı yukarı. Ama az değil az mi? Az aldı. Evet. Çok az. Yani 1000 keçi daha bir kurbanda bir kurbanda kesilir bu evet. Yani. Çok az yani sayı. Ya daha önce çoktu burada. Şimdi millet hani bıraktı. Zor sigorta işleri girmeye evet. Başladı. Ne bileyim büyük şehirleri taşınmaya başladı. O yüzden... Anladım. Değerli izleyiciler gördüğünüz gibi hayvancılık köylerimizde az da olsa devam ediyor. Evet. Biz hayvancılıkla uğraşan, üreticilik yapan, özellikle küçükbaş besleyen üreticilerimizi kutluyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür sağ olun, ederiz. Teşekkür Sayın Başkanım merhaba. Merhaba. Yine Acı Payam'da sizin konuğunuzuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alaaddin en güzel köylerimizden evet, biri. Taşkın Dede. Yemek ayrımız. Yemek ayrımı hep beraberiz yine. Evet. Sofradan bir yandan tepsiler gidiyor. Evet. Değil mi? Çok güzel bir etkinlik bu. 700 evet. Yıl süren bir etkinlik. Biz de bundan çok mutluyuz. Halkımız da çok mutlu. Gördüğünüz gibi. Çok büyük de bir organizasyon. Öyle altından kalkınması kolay bir iş değil. 6000 kişiden bahsediyorlar. Evet, yani halkımız, bu köyün nüfusu olsa 500'dür. Evet. Tabii değil mi? Dışarıdan, çevreden birçok gelen var. Gördüğünüz gibi her taraf dolu, herkes mutlu. Evet. Böyle evet. Etkinlikleri çok seviyoruz biz de, destekliyoruz. Vallahi Acı Payam size emanet. Teşekkür Acı Payam'ın güzellikleri size emanet. Çok kutlu bir coğrafyanın belediye başkanısınız. Buradaki evet, hareketlilik, Denizli'de, Denizli'ye yakın noktalarda inanın yok. Evet. O yüzden hepimiz bir Acı Payamlı olarak Acı Payam'ın güzelliklerini sizlere emanet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok başarılar sağ diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Deniz Başkanım merhaba. Merhabalar hocam. Yine sizin konuğunuz Acı Payam'da. Ne güzel bir duygu. Sizleri ağırlamaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Ben de çok mutluyum sizin konuğunuz olmaktan. Taşkın Dede hayrındayız. Geçen haftalarda Oluk başındaydık. Evet. Bugün Alaaddin'deyiz. Neler söylersiniz bize? Vallahi burası benim de köyüm Alaaddin. Oo, siz buralı mısınız? Evet, annem o buralı. O zaman baştan sona dinleyeceğiz sizi. Alaaddin'de yaklaşık 700 yıllık bir geleneğin devamı. Alaaddin halkı da sağ olsun bu tarz organizasyonlara çok sahipleniyor. Büyük bir imece örneği gösteriliyor.
Yine onun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Her yıl geliyoruz. Bu yıl yine buradayız. Sizlerle evet. bir aradayız. Halkımızla bir aradayız. Bu konuda mutluyuz Alaaddin olarak. Yani Alaaddin ve Alaaddinleri tebrik etmemek elde evet. değil. Muhteşem bir gelenek. Yani burada evet. 6000 kişinin doyurulması aynı anda. Evet. Kavgasız, nizasız. İnanılmaz bir özveri var. Değil mi? İnanılmaz bir imece örneği var burada. Bu organizasyonda emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Yani muhteşem bir köy Alaaddin. Alaaddin'de tarih var. Evet. Değil mi? Bu bölgede tümülüsler varmış. Evet. Bu bölgenin karbonu, karpuzu, tütünü, nohudu her şeyi meşhur. Bereketli topraklar, tarihsel. Ve sizin gibi tarihsel ünlü sanatçıları meşhur değil estağfurullah, mi? Estağfurullah. Sağ olun. Gerçekten kültürel anlamda kültürüne sahip çıkan ve kültürel zenginliği barındıran önemli mahallelerimizden birisi Alaaddin bir Mahallesi. Bir gümüş bir şefeden bahsedilir Alaaddin'de. Evet. Bize biraz anlatır mısınız onu? Şimdi Alaaddin'de işte Nuri Efe'den, Gümüş Diş Efe'den bahsedilir. Türküleri de vardır. Bunun 17 kurşun yedim ama ölmedim gibi. Yani dediğim gibi kültürel zenginlikler açısından. Bir Gümüş Diş Evi, kültür evi çok güzel olur diye düşünüyorum Alaaddin'e. Daha önceki... Yani yetkisizdeyken bunu halledin derim. Daha önceki programlarımızda da hani bahsettim. Etmiştik. Kültürel değerlere çok önem veriyoruz. Kültürel hafızamızın diri kalması için elimizden gelen her şeyi yapmak için yola çıktık. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz Acıpayam'da. Çünkü Acıpayam'ın geneli olarak baktığımızda hem coğrafi konumu açısından hem kültürel zenginlikleri açısından birçok malzemeyi bize veriyor Acıpayam. Örneğin Yasuyuk Mahallemizde kazılar başlayacak. Tarihi kentlerde başkanımız Tarihi Kentler Kurulu'nda görev aldı. Çok güzel oldu. Bu konuyla ilgili çalışmaları çok önemsiyoruz. Kırsal turizmi çok önemsiyoruz. Alaaddin de bunun güzel örneklerinden birisi olacak bizim için. Bütün Acıpayam'da turizm üzerine çalışmalarımızın yanında kültürel varlıklarımıza sahip çıkma, gün yüzüne çıkarma, onları yaşatma anlamında da çalışmalarımız aralıksız sürecek. Tabii ki biraz zaman lazım. Daha her şey çok yeni. Sistem oturtturmaya çalışıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra el ele verip tüm halkımızla beraber, sizlerle beraber Acıpayam'ı hak ettiği kültürel zenginliğini tüm dünyaya tanıtmayı planlıyoruz. Değerli izleyiciler, Acıpayam dediğimiz nokta Oğuzca'nın bozulmadan halen kullanıldığı noktadır. Yani Türk dili açısından sürekli burada araştırmacılar evet. olur. Yörük müziği, Türk müziği açısından burada sürekli araştırmacılarımız olur. Acıpayam bölgesi tam bir hazinedir. Biz de bunu sizin vasıtanıza duyurmuş olalım Deniz Başkanım. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Var olun. Var görüntü var abla. Öyle. Hazırız. Değerli izleyiciler, Acıpayam, Alaaddin ve bütün bu çevre köyler, Yörük Türkmen köyleri. 700 yıl, 800 yıl önce Acıpayam'a ilk gelen, oba oba gelip yerleşen köyler. Şimdi yanımızda Alim Kafes Bey var. Alim Bey, Garbi Karaağaç, Yörük Türkmen Derneği Başkanı. Merhaba Başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin misafiriniz olmaktan büyük onur duyuyoruz. Sağ olun. Siz de Alaaddinlisiniz. Evet, Alaaddinliyim. Çok güzel bir etkinliğe bugün şahit olduk. Aynen, her yıl biliyorsunuz 700 yıldan beri anneannemiz bu geleneğimiz. Virüsün olduğu dönemde bile caminin önünde yapıldı, evler dağıtıldı, geri kalınmadı. İlla ki bu savaşta yapıldı. Barışta yapıldı. Bir yağmur duası yapıldı. Evet. Gibi. Ama yağmur duası olmasını yitirdi. Artık burayı bir festival oldu. Havası oldu. Evet. İnşallah buranın derneği içinde çalışıyoruz. Evet. Derneğini kuracağız. Çünkü gelen hayırların nereye gittiğini herkes görsün. Tabii. Makbuzlu olsun, yani belgeli evet. olsun diye evet. onu çalışıyoruz. Ben tüzüğünü getiriverdim, arkadaşlara verdim. Çok iyi olmuş. Derneği de kuracağız Allah izin verirse. Daha kapsamlı, daha düzgün. Yani kim nereye verdi, bu kim yardım etti. Bu zaten birkaç günlük bir festivale doğru gidiyor evet. bu görüntü. Ve muhtemelen Söğüt Ertuğrul Gazianma etkinliklerine benzeyecek aynen. dediğimiz biz gibi. De aynı birleşerek derneğimizin toyunu burada yapmayı düşünüyoruz. Evet. İkisini birbiri ardına. 5-6 bin kişi var. En az geldiği bu kadar. Evet. Öyleyken yetmedi bak yemeklerin. Yemiden giden arkadaşlarımız bile var. Bu müthiş bir kırsal turizm evet. aslında. Çok güzel bir gelenek. Bütün Alaaddinleri sizin nezdinizde kutluyoruz değerli başkanım. Sağ olsunlar. Yurt dışından gelen, sırf burnu için gelen arkadaşlarımı görüştüm şimdi. Evet. Yurt dışından özel geldi, bugün akşam gidecekler. Geleneklerinden evet. insanımız kopmuyor değil mi? O arkadaşlardan biridir, şu an giden evet, arkadaş. Evet. Çok iyi yapmışlar, ayaklarına yani Allah sağlık. Allah bu işi başlatanlardan razı olsun. Yapanların emeklerine sağlık. Hepsinde, yani 7'den 70'e gelene gidene hepsinden Allah razı olsun.
yaptıkları hayırı Allah kabul etsin. Evet, herkesin hayrını Allah kabul etsin. Evet. Sizler de böyle çalışıyorsunuz. Sizler de Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Köyümüzü tanıp diyorsunuz. Sağ olun, var çok olun. Çok güzel. Değerli izleyiciler, Taşkın Dede hayrında sofralara konuk olmaya devam ediyoruz. Fatma ablamızın konuğuyuz. Merhaba Fatma abla. Merhaba, hoş nasılsınız, geldiniz. İyisiniz? İyiyiz Allah. Bugün burası özel bir sofra. Evet. Evet, değil mi? Çok güzel. Köylümüz, dışarıdan gelen misafirlerimiz. Allah razı olsun herkesten gelen. Vallahi 5-6 bin kişi herhalde geldi bugün. Evet, evet. Çok güzel. Sizi de tanıyalım. Fatma. Fatma Kösmez. Kösmez adınız, soyadınız. Osman bu delikanlıların Kösmez, anne, babası, annesi sizsiniz. Evet. Kızım Nil. Nil, evet, maşallah, maşallah. Neleri var? Hem bedensel hem zihinsel engelliler. Peki, sosyal yardım fonu, kaymakamlık desteğimiz var mı? Evet, var. Var, onlardan var. Yardım alıyorsunuz. Buna rağmen yine de size destek olmaya devam etmemiz şarttır gibi görünüyor biraz daha, değil mi? Evet, bekliyorum. Bizi nereden bulabilir seyircilerimiz? Nasıl bulabilirler? Facebook hesabı. Hayır, Facebook'ta da hesap. Evet. Alaaddin'e gelirlerse, Fatma Kösmez diye sorarlarsa, evet, sizi bulabilirler, değil mi? Aynen, aynen. Hani bu konuda da seyircilerimize bir uyarı da yapmış olalım. Evet. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Sizden geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür sizden ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Sizin sayesinde daha güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Ben öncelikle konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kolaylık diliyorum. Sağ olun. Ayşe ablam. Selamünaleyküm. Vallahi ben aradım deminden de bulamadım sizi. Sen yukarılarda gezdin abi. İyisin değil mi? İyiyim. He, Allah iyilik versin bak ne güzel herkes toplanmış. Konu komşu burada, evlatlar burada değil mi? Bizim buraya köyümüz böyle işte. Karim abi sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. İyi. Sizi gördüm daha iyi oldu. Yasingil var mı? Oğlanla geldi mi? Yok lan onlar yok. Gelmedi lan. Hepsini selam söyle. Aleyküm. YouTube'dan takip etsinler. YouTube yükleyeceğim ya. Tamam. Yine. Oradan izlesinler. Hadi. Alaaddin bağrından en iyi çift yaptı. Aynen aynen. Buna devam ettirecek araba etkinliği sonra. Buna devam ettirecek. Geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Sağ ol, sağ ol. Foto Alfa'ya çok çok teşekkür ederim. Bizden de Köyceğiz'e selam götür. Ortaça'ya. Ortaça. Aleyküm selam. Allah'a emanet ol. Güzel insan. Kendine iyi bak. Liseye Molu'da okudum. Oraları çok iyi biliyorum yani. Öyle mi? Evet. Oo. Turgut Reis Lisesi'nde yatılı. Aa, keşke o zaman da çalışsaydı. İnşallah. Hadi görüşürüz. Saygılar, sevgiler. Allah'a emanet ol. Acıpayam'a geldiğiniz zaman Acıpayam pazarında, köylerinde sizi çok meşhur bir tatlı bekler. Bu aslında tatlı mıdır bilmiyorum. İbrahim amcacığım tatlı mı diyelim buna? Tatlıdır. Buna biz yerel dilde karlı pekmez deriz. Karlı pekmez deriz. Karlı şurup deriz. Karlı şurup deriz. Kar gördüğünüz gibi burada. Bakın yoğun bir müşteri kitlesi de var. Çünkü Acıpayam halkı karlı pekmezi, karlı şurubu çok sever. Önce sizi tanıyalım. Adınız, soyadınız neydi? İbrahim Vural. İbrahim Vural. Sizin meslek karcılık mı? Karcılık. Kaç yıldır? Aşağı yukarı babamın babası değil, dedesinden gelen meslek. Çok, 3 nesildir karcılık yaparız asırlık diyorsunuz. Maşallah. Şimdi bu kar nereden gelir? Şimdi bu kar Nikfer Bozdağ'dan. Evet. Geliyor. Benim kendi şeyim var, tavuk kavam var. Oradan aynı bu çuvallarda keser gelirim, tavuk kavayı korum. Evet. Orada oradan, erimez diyorsunuz. Orada erimez. Oradan çıkarırım, pazarlara her pazarı dolaşırım. Her pazarı dolaşırım. Acıpayam'ın çok meşhur bir tatlısı bu değil mi? Ve Acıpayamlar bunu çok da severler. Yemeden giden olmaz. Olmaz. Değil mi? Çünkü Acıpayam da kapalı pazar yerinin alt tarafında sergin vardır büyük. Evet. Aşağı yukarı 60 masalık. Şimdi biz buna karlı pekmez deriz ama yeni nesil başka şeyler de yiyor herhalde. Neler var?
Abi fişne var. Fişne var. Pekmez var. Pekmez. Karadut var. Karadut. Limonlu var. Yani her şeyi karla karıştırmak her şey mümkün. Karla. Nasrettin Hoca bir gün tuzla yemiş bunu. O da oldu demişler. Abi onu da yaptım. Onu da yaptınız mı? Yaptım onu da. Evet. Tuzla yaptım. Hatta hepsini karıştırıp bir adam da açtı tuz ekibi üstüne dedi. Açı bayam pazarında. Onu da yaptım. Değerli izleyiciler, Acı Bayam'ın bir yerel tadıyla sizleri tanıştırmış olduk. İbrahim Usta, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bereketli olsun. Oldu abi. Kolay gelsin. Abi dondurmamızdan biraz kılak yiyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Tamam. Kendiniz yaparız. Hadi gel. Dondurmayı çekelim. Yere yerin çek. Ne kaçacağım abi? Sade mi? Sade. Sade. Ufak bak. Aynen öyle. Öyle de olur. Teşekkürler, ellerine sağlık. Ne kadar dondurmamız olur, öyle değil mi? Yok, o bizden olur. Buyur abi. Buyur abi. Ya ben aslında yemeyecektim ama teşekkür ettim. Dondurmamız güzeldi. Sağ ol. Memleketimiz insanları iyi. Evet. İkramları da bol. Ne liseden? Dondurma var mı? Değerli izleyiciler, Taşkın'da Yemek Ayrı'nın gizli kahramanlarının yanındayız. Arkamda gördüğünüz güzel ekip, bize bu güzel yemekleri hazırlayan ekip. Yaklaşık 6000 miydi ustam? 6000 kişilik yemek yaptılar, 25 kazan vurdular. Dile kolay. Muhtarım, teşekkür ediyoruz. Ben emeklerinize sağlık, çok güzel oldu. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Şimdi 6000 kişiye hizmet ettiler. Bunun evveliyatı da var. Bir haftadır gece gündüz çalışıyorlar. Arkamda küçük ama dev bir kadro var. Çok emek içeriyor. Hepsini ben eline sağlık diyorum. Teşekkür ederim hepsine, mahalle markana, misafirlerim adına. Gerçekten çok emek var harcanmış. Bunda. Evet. Biz bugün bu emeği seyircilerimize yansıtmaya çalıştık. Onlar da ekranlarımızda görecekler. Müthiş bir yemek. Evet. Ve hepsi de çok güzeldi yemeklerin. Evet. Bir fiil ben şahidim, hepsinin yedim. Hepiniz afiyet, şifa olsun. Sağ olun, var olun. Bu yemeklerden yiyen herkes bir gün Alaaddin olacak diyorum ben, suyumuzdan içenler. İçtik. Gerçekten dev bir kadro, çok emek verdiler. Gece evet. Gündüz çalıştılar. Başaşçımız burada herhalde değil mi? Evet. Başaşçımıza verelim mikrofonu. Başaşçımız var, tecrübeli mevzalarımız var. El verdi, gençleri yetiştirdiler. Evet. Onlar da başaşçımıza soralım. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş yemekler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bu Acı Payam'ın, Alaaddin'in yemek kültüründen biraz bahsedelim mi? Burada ne pişirilir? Bizim burada genellikle nohut yemeği, göveç türü, çorba çeşitleri olur. Evet. Fasulye, onlar yapılır. Düğün, mevlüt, işlenme. Ya fakat Denizli'nin böyle, bilinmeyen bir mutfak kültürü var aslında, değil mi? Buradaki, şu andaki durum hiçbir yerde pişmeyen bir yemek. Burada yemek bulgur pilavı, yahne deriz. Evet. Etle, soğanla yapılır. Arkasından aşure, onun yanında keşkek yapılır. Keşkek de dövme değildir. Dövme keşkek yapmayız. Evet, baba dağ tarafı dövme yapıyor. Evet, o tarafı bizimki dövme diriydi. Yapıyor. Bizimki diri olur. Evet, çok bu da güzeldi. Var. Elinize sağlık. Evet, bu şekilde bugün bu işimizi bitirdik Allah izin verirse. Çok güzel olmuş. Allah sağlık versin. Herkese afiyet şeker olsun. Köyümüz için de yararlı olur inşallah. Bir yağmur duası olarak yapıyoruz biz evet, bunu. Bugün Allah'a dua bugün da, ettik. Evet. Alaaddin Han'a şükranlarımızı sunduk. Evet. Evet. Birbiriyle kaynaştı, aileler evet, tanıştı. Bu şekilde, Almanya'dan, evet. Avrupa'dan gelen misafirler vardı. Oluyor. Şehir yani, dışından. İl dışından da çoktur. Antalya'dan, Konya'dan gelenler vardır diyorum şu anda. Evet. Bu şekilde yapılır. Ama teşekkür ederim sizin için. Sağ olun. Şimdi ustalarımız var arkada. En tecrübeli ustamıza verelim mikrofonu. Sizlerden de bu etkinlikle ilgili bir değerlendirme isteyelim ustam. Asıl tecrübeyi yad etmek gerekiyor. Yıllardır bu işin duayeni. Evet. Duayeni. Ve bu kültürümüzü yaşatma geleneklerimizi sürdürenlerden. Kurs, kurs. Bu bizim yüzyıllardır süre gelen geleneğimiz ve hiç değiştirmeden, bozulmadan, geçmişten aldığımız gibi geleceğimizi iade etmek istediğimiz buğdayın üç halini burada sergilediğimiz farklı yemek kültürlerini. Üç hali dediniz şimdi buğdayın üç hali. Buğdayın dirisiyle keşkek yaptık. Evet. Bunu dövdük, kuruttuk, bulgur yaptık. Artı üçüncü hali. Aşuresi. Ha, bir de aşure tatlısını yaptık. Keşkek düzeni. Evet, doğru, haklısınız. Yani, o bakımdan
Bir de ununuyla ekmeğini yiyorsunuz. Ekmeğinde o zaman 4 oldu. Yok. Bu aşure ile şey keşken buğday hali aynı. Ay, evet. Evet. Birinde yarma tatlı, birinde olarak. Tuzlu. Yani yarma olarak. Evet, biri tatlı, biri tuzlu. Bu geleneğimizi geleceğimize aktarmak istiyoruz ve hiç bozulmadan. Birlik, beraberlik, kardeşlik, tamamen imece usulü. Yardım, buraya yardıma gelen herkes, orada bayanlar bayağı bulaşık yıkıyor. Hiç kimseye birebir davet edilmiş değil, gönüllü kadrosu. Herkes gönüllü. Herkes evet, gönüllü. Hiç kimse paralı değil. Burada şeye gelen, yardıma gelen herkes, yani içinden gelerek yapıyor. O yüzden beğenerek yaptığımız... Kaç kişiydi ekibimiz? Ha, kişi olarak dediğim gibi bir sayımız yok. Çünkü Eli Eren geliyor. Bizim askerimizdi diyorsunuz. Evet, bütün köylü askerimizdi evet. Ama asıl kadro arkamda oturan arkadaşlar 15 evet. gündür aşağı yukarı. Hepinize bir çok fiil, teşekkür ediyoruz. Bir fil uğraşıyor. Sağlık. Allah razı olsun. Yani bugün de meyvesini aldıklarını düşünüyorum. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Ellerine kollarına sağlık. Ustam gençleri yetiştiriyorsunuz. Yavaş yavaş arkadan yetişiyorlar değil mi? Evet. Benim görevim ahşan tuzuna kılavunu bakmak. Evet. Ustalık zaten o. Ben verdiğiniz bilgiler için, emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah Donababa ayrında tekrar i̇nşallah, görüşmek inşallah. Üzere. İnşallah. Her sağ olun, var olun. İnşallah. Değerli izleyiciler, bugün muhteşem bir etkinliğe şahit olduk. Taşkın Dede Yemek Ayrı, diğer adıyla Alaaddin Han Anma Etkinlikleri. Bugün neler yapıldı? Binlerce insan bütün çevre köylerden ve Alaaddin'den buraya geldiler. Alaaddinliler bu yemek ayrı için bir haftadır hazırlanıyorlar. Onlarca hayvan Allah'a kurban edildi. Herkes hayırlarını sundu. Ve iyi bir aşçı ekibinin elinde 25 kazan yemek yapıldı. Yemeklere baktığımız zaman et yahnisi, bulgur pilavı, keşkek ve aşure yemekleri 6000 kişiye sunuldu. Arkamda gördüğünüz türbe Alaaddin Han Taşkın Dede Türbesi. Bu türbeye şükran duaları edildi. Allah'a yakarıldı. Hem sağlıklı, afetsiz yağışlar için yağmur duası hem de herkes kalbindeki dileği Allah'tan diledi. Yüzlerce yıllık, en az 700 yıllık burada devam eden bir etkinlik. Ama tabii bunun mutlaka Orta Asya'dan getirdiğimiz belki binlerce yıllık bir yağmur duası, Gök Tanrı'ya yakarış etkinliğiydi bu gördüğümüz. Bizler bu etkinliklerin devamı için, bu etkinliklerin kayda alınması için, birer belgesel haline gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Alaaddin halkına, Halil Pekdemir Bey'e, muhtarımıza, Acıpayam Belediye Başkanımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Programımızı burada bitirmeden önce sizden bir ricamız daha var. O da Foto Ayfa ve Devrim Halkı'ya YouTube adreslerine abone olmanız. Bu programları oradan herhangi bir montaj problemi olmaksızın izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere.